Çin tarafındaki haberler üzerine konuşacağız. Daha doğrusu etkilenebilecek, iyi diyebileceğim bir takım altcoin'lerden bahsedeceğiz. Aşağı doğru bakınız, şu şekilde bir haber mevcut, kısa. Çin pazarında 15 yıldır yaşanmayan gelişme oldu. Pazartesiden itibaren geçerli hangi kripto paralar etkilenebilir? Şu önemli, daha önce de konuştuğumuz bir mesele. Şu anda Çin kriptoları diye bir tabir var piyasa içerisinde. Bu da tabii Çin kökenli altcoin'leri içeriyor. Çin kökenli olup bazısı Çin'le bayağı bir içli dışlı olarak adledebileceğimiz kripto paraları içerirken bunlardan büyük bir kısmı doğrudan Çin oluşumlu kripto paraları içermektedir. Yani aralarında bu şekilde bir durum var. Buradaki Çin altcoin'leri, Çin kriptoları neden önemli? Bir kere bunu söylemek lazım. Şu anda piyasadaki her bir taraf zaten şunu kabul ediyor. Piyasayı domine edecek olan taraf Çin. Şöyle domine edecek. Yani tabii ki de piyasa içerisindeki dönen parayı aslında bunlar daha çok, yani bu dönen parayı daha çok bunlar hareket ettirecek. Genel anlatı bu şekilde olacaktır diyebilirim. Hong Kong üzerindeki ETF'ler üzerinden oynama gibi bir takım durumlar var. Bunda ilk olarak Arthur Hayes söylemiştir. Ki aslında gayet de mantıklı bir şey söylüyor. O yüzden bu da önemli durumlardan bir tanesidir. Çin tarafına dikkat edin. Tabii aynı zamanda alttan alta açılımlar da gerçekleştiriyorlar. Hem ETF'ler, yani Hong Kong'u açıyorlar. Bir yandan kendileri de ETF'ler noktasında açılan Hong Kong üzerinden sözde oynamaz gibi gözükmek suretiyle fakat oynamaya devam ediyorlar. Durum bu. Çin Maliye Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada pazartesi günden itibaren, yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere hisse senedi alım satımlarında uygulanan damga vergisini %0,1'den %0,05'e indireceğini duyurdu. Güzel. Çin damga vergisini %0,3'ten %1'e düşürdüğü 2008 yılından bu yana ilk kez indiriyor. Bu hamlenin sıkı likidite ve düzenleyici baskılar nedeniyle baskı altında olan hisse senedi piyasasını canlandırması bekleniyor. Muhakkak. Bir de ETF'ler konusunda tabii şu an Çin tarafında ETF olur mu? Yani pek zannetmiyorum gerçi ama sonuçta doğru, hisse senedi piyasasını bayağı bir ateşleyecektir. Bazı kripto paralar Çinli şirketlerle bağlantılı olduğundan ya da onlarla ortaklıkları bulunduğundan damga vergisi kesintisinin kripto piyasası üzerinde de etkileri olabilir. Kısmen bazı altcoin'ler üzerinde etkili olabilir. Şimdi burada bakınız, farklı altcoin'ler var. Bunlardan bir tanesi tek tek sayıyor. Örneğin Conflux, Çin'de popüler bir sosyal e-ticaret uygulaması olan Changsu tarafından blockchain entegrasyonu amacıyla seçilmişti. Ya Conflux'un şeyi bitmez ki, Çin tarafındaki ortaklığı bitmez ki. Tencent'la da ortaklar mesela. Ya da ne bileyim şeyle de, China Telecom'la da ortaklar. Yani Conflux'un zaten Çin'deki şeyi bitmez. Hani bunların ortaklıkları falan bitmeyecektir. Conflux çok kısa süre içerisinde korkunç yükselişler yaptı. Yanlış olmasın hatta. Yanlış bilgi vermeyelim. Ama 22'ye yakın yükseldi diye hatırlıyorum. Birkaç ay gibi bir süre içerisinde hareketlerde. Evet. Ne yapıyor? İşte aşağı yukarı 2 sente yakın fiyatlardan kalkışını gerçekleştirip 48 sentlere, yani 25 katlık hemen hemen bir fiyat artışı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bunu da ortalama işte Ocak'tan Mart'a 2 ay gibi bir sürede yapıyor. Bu tabii ki Çin dopinginden kaynaklı bir hareketti. Mesela sizin şurada gördüğünüz hareketler var ya, işte bunlar, yok Tencent'la ortak oldu, yok işte Changsu ile ortak işte bilmem ne oldu. Yok China Telecom'la işbirliğine girdi. Yani öyle bir haber pompalandı ki Çin'den Conflux'a. Zaten Conflux Çin kökenli bir kripto paradır. Yani bir Çin projesidir zaten aslen Conflux. Dolayısıyla Çin'deki büyük şirketlerin de kripto piyasası üzerinde Conflux'a ilgi duyması haliyle doğaldır. Bir Web3 aynı zamanda DeFi projesidir. Conflux'a dikkat edin CFX. Bu sezon çok korkunç yükselişler yapabileceğini düşünüyorum ben. Bence portföylere de yakışır diyebilirim. Fenix token'ınsa diyor WeChat ve Tencent'la bağlantısı bulunuyor. Fenix de iyidir. Ya buradaki altcoin'lerin zaten her bir tanesi bu sezon muhtemelen Çin tarafından şey yapar. Nedir o? Çin'den bir doping alır yani bunlar. Eski ismiyle KOKOS BCTX, yeni ismiyle Compound'unsa Alibaba ile bağlantısı var. Alibaba ile bağlantısı olan tabii çok fazla taraf var. Mesela IOLANCHIN de Alibaba ile bağlantısı var. Ama IOLANCH bir Çin kriptosu değildir. Bu arada buradakiler bayağı iyi. Yani buradakiler aşağı yukarı en iyileri. Compound da Çin kökenli bir kripto paradır. Burada olmayanlardan da bu ismi de vermemiz lazım. Compound da sağlam bir projedir. Şimdiye kadar saydıklarımızda ben CFX'i biraz daha öne alırım. VeChain'in ise birkaç ay önce Walmart China ile ortaklığını genişlettiği şeklinde gelişmeler vardı. VeChain de sağlamdır. Ben bir portföye alırım açıkçası. Yine bir Çin kriptosu. Alchemy Pay ise ZD Group'la bir ortaklık duyurmuştu. Alchemy Pay doğrudan bildiğim kadarıyla bir Çin kriptosu değil ama Çin'le yakın temasta olan bir proje diye biliyorum ben. Bu arada Alchemy Pay yakın zaman içerisinde biliyorsunuz ki Alchemy Shiba ile bir yakınlık kurdu ve Shibarium üzerindeki doğrulayıcıların artırılması ve ölçeklenebilirliğin güçlendirilmesi adına %1501 ölçeklenebilirlik artırması için birlikte çalıştılar. Böyle de bir durum vardır. ACH'nin ben çok ilerleyeceğini düşünüyorum. Hatta bu listenin en iyisidir diyebilirim bence. IOS'a HK ile bir işbirliği yapacağını duyurmuştu. HK'de en son zaten Hong Kong'a da açıldılar biliyorsunuz. Çin tarafındaki özel şirket rahat durmuyor ve piyasa içerisindeki ortaklıklarını sürekli sürdürüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.